Merhaba arkadaşlar, Ari Yayınları Fenito Fen Bilimleri Atölyem kitabı 7. sınıf 113. sayfa saf maddeleri ile devam ediyoruz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz sevinirim. E evet, saf maddeler nedir? Maddeler saf madde ve saf olmayan maddeler olmak üzere iki gruba ayrılır. Yapısında aynı tür tanecikler yani atom veya moleküller içeren maddelere saf madde adı verilir. Saf maddeler de arkadaşlar elementler ve bileşikler de ikiye ayrılıyor. Elementler aynı tür atomlardan oluşan saf maddelerdir. Elementlerin atomları tek çeşittir. Farklı elementlerin atomları da birbirinden farklıdır. Elementler atomik veya moleküler yapılı olabilirler. Elementlerin arkadaşlar belirli bir sembolleri vardır. Altın, bakır, gümüş, demir, alüminyum, oksijen, hidrojen, karbon, klor elementlere örnektir. Bütün elementler sahip oldukları proton sayılarına yani atom numaralarına göre periyodik tablo adı verilen bir tabloda yerleştirilmiştir. Bileşikler arkadaşlar yine saf maddelerdir. 2 veya daha fazla farklı element atomunun belirli oranlarda bir araya gelmesiyle oluşan yeni saf maddelere bileşik denir. Bileşiği oluşturan madde elementler arkadaşlar özelliklerini kaybederler. Bileşikler kendisini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermezler. Kendilerine ait özellikleri vardır bileşiklerin. İyonik ya da moleküler yapılı olabilirler. Elementler sembolle gösteriliyordu arkadaşlar. Bileşikler formüllerle gösterilir. Su, şeker, karbondioksit, tuz bileşikleri örnek olarak verilebilir. Eğer şuradaki tabloya bakarsak arkadaşlar, saf maddeyi ikiye ayırdık. Elementler ve bileşikler diye. Elementleri de atomik yapılı element, moleküler yapılı element, bileşikleri moleküler yapılı bileşik, moleküler olmayan bileşikler diye ayırdık. Evet, doğru mu yanlış mı bakalım arkadaşlar. Elementler tek cins atomlardan meydana gelmiştir. Doğru. Elementler formülle gösterilir. Yanlış. Elementler sembolle gösterilir arkadaşlar. Bileşikler en az iki farklı element atomunun bir araya gelmesiyle oluşur. Doğru. Bileşikler sembollerle gösterilir. Hayır. Bileşikler formülle gösterilir arkadaşlar. Yanlış. Saf maddeler, elementler ve bileşikler olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Doğru. Bütün elementlerin atomları aynıdır. Hayır. Elementlerin atomları birbirinden farklı arkadaşlar. Bileşikler kimyasal yöntemler ile kendisini oluşturan elementlere ayrılabilirler. Doğru. Bileşikler kendilerini oluşturan elementlerin özelliklerini taşırlar. Hayır. Farklı özelliğe sahiptir. Bileşikler kendisini oluşturan elementlerden daha farklı özelliğe sahipler. Yemek tozu ve su bileşikleri örnektir. Doğru. Demir, altın, gümüş ve oksijen elementleri örnektir arkadaşlar. Bu da doğru. Boşluk doldurmaya bakalım. Atomların belirli oranda bir araya gelmesiyle oluşan saf maddeleri diyor. Ne diyor arkadaşlar? Farklı atomların belli oranlarda bir araya gelmesiyle bileşikler oluşur arkadaşlar. Elementlerin ve bileşiklerin belirli bir erime, donma ve kaynama sıcaklıkları vardır. Bileşikler arkadaşlar formüllerle gösterilir. Bileşikler iyonik ya da molekül yapılı olabilirler. Elementler ise arkadaşlar atomik yapıda veya molekül yapıda olabilirler. Elementler artan atom numaralarına göre periyodik tabloda yerleşmişlerdir. Bileşikler kendilerini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermezler. Elementler sembollerle gösterilir. Elementler aynı cins atomlardan oluşmuştur. Doğada birçok element vardır ve bu elementlerin hepsi birbirinden farklı özelliklere sahiptir arkadaşlar. Aşağıda verilen elementleri özelliğinin üzerine sembollerini yazarak eşleştirelim diyor. Roket yakıtı olarak kullanılan arkadaşlar hangisidir? Hidrojen ısıya dayanıklı cam imalatında kullanılan bor arkadaşlar. Sembolü B. Canların solunumda kullandığı gaz arkadaşlar oksijendir. O ile gösterilir. Mutfak araç gereçlerinin yapımında kullanılan arkadaşlar genellikle mutfakta kullanılan alüminyum sembolü A ve küçük L. Suları temizlemek için arkadaşlar klor sembolü Cl canlıların yapısında bulunan da arkadaşlar karbondur. Karbonun sembolü de C'dir arkadaşlar. Arkadaşlar bu semboller genellikle latince isimlerinin baş harfleri veya ilk iki harfidir. Sembol mü formül mü? Aşağıda bazı semboller ve formüller karışık olarak verilmiştir. Buna göre aşağıdaki sembol kutusuna sembolleri, formül kutusuna da formülleri yazınız diyor arkadaşlar. Arkadaşlar içlerinde sembol olanlar şurada bakırın yani cu, potasyumun ki K ve helyumun ki he arkadaşlar. Bunlar sembol deniyor. Geri kalanlar arkadaşlar formüldür. Şimdi dikkat ederseniz H2 tek bir harf H ama iki tane olduğu için buna da formül diyoruz. İşte burada O2'ye de formül diyoruz arkadaşlar. Diğerleri zaten yani bileşikler işte mesela karbondioksit, sodyum hidroksit, hidroklorik asit, kalsiyum karbonat. Bunlar bileşiklerdir zaten. Bileşiklerin formülleri vardır. Burada kafayı karıştıran H2 ve O2 olabilir. Bunlar da tek başına değil de ikişerli grup halinde bulunduğu için, iki tane bulunduğu için onlar da formülle gösteriliyor arkadaşlar. Bulmacadaki karıştırılmış harflerin arasına soldan sağa yukarıdan aşağı veya çapraz olarak yerleştirilmiş elementlerin adlarını bulalım. Bulduğumuz elementlerin adlarını ve sembollerini yanda verilen alana yazalım. Elementlerin adları dışında kalan harfleri sırayla altta verilen kutuya yerleştirerek gizlenmiş olan mesajı bulalım diyor arkadaşlar. Evet burada neler bulduk? Oksijeni bulduk. Krofsof yazıyor. Flor yazıyor. Arkadaşlar burada cross var diyemedim de. Şurada cross for değil. Fosfor arkadaşlar. Tersten de okuyabiliyoruz. Fosfor. Helyum. Silisyum. Neon. Şurada tersten karbon. Bu da kükürt. Helyum, oksijen, silisyum. Şurada yazdık. Neon, fosfor, alüminyum, karbon, kükürt, flor. Sembolleri. Helyumun sembolü He'dir. Oksijeninki O'dur silisyum Si, neon Ne, fosforun ki arkadaşlar bu bir kafa karıştırıyor dikkat edelim. P ile gösterilir. Alüminyum Al, arkadaşlar yanındaki I değil küçük L'dir. Sembollerde ikinci harf küçük harftir arkadaşlar. Büyük harf yazılmaz. Karbon da yine kafa karıştırabilir. Karbonun de yine C harfiyle özel bir şey. Kükürtün, kükürtünki de arkadaşlar S'dir. O da kafa karıştırıcı. Florin ki F, diğerleri basit zaten. Evet, gizli mesajımız neymiş? Arı yayınları ile fen'de ustalaşma zamanı, arı ile başarı var. Aşağıdaki element adı, sembolü, etkinlik tablosunda boş bırakılan kısımları doldurunuz. Evet, hidrojen elementi sembolü H. He helyumun arkadaşlar. O oksijen, alüminyum, A küçük L. Karbon neydi özel durum vardı C Flor F Ar Argon Be Berilyum P de arkadaşlar yine kafa karıştıran bir şeydi fosfor. Arkadaşlar Latince isimleri olduğu için karbonu carbon diye yazıyoruz biliyorsunuz. C İşte fosfor da arkadaşlar şöyle yazılır. Fos biliyorsunuz İngilizce P ve H yanına gelince F diye okunuyor ya. Bu da fosfor diye düşünün arkadaşlar. O yüzden sembolü P'dir. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan kısımları örnekteki gibi doldurunuz. H2O nedir arkadaşlar? Sudur. 2 tane hidrojen. Altta yazan sayı arkadaşlar kaç tane olduğunu belirtir. H'den 2 tane, O'nun altında bir sayı yok o da 1 demek. H'den 2 tane, O'dan 1 tane. CO2 yani karbondioksit. 1 tane C var, 2 tane O var. Yani 1 karbon, 2 oksijen. Sodyum klorür arkadaşlar. Sodyum klorür yani sofrada kullandığımız tuz. Bunda da bir tane sodyum, bir tane de klor var. C6H12O6 arkadaşlar. Yani bildiğimiz şeker. Burada 6 tane karbon, altında yazıyor bakın. 12 tane hidrojen, 6 tane de oksijen vardır. NH3 yani amonyak bir tane N yani azot arkadaşlar. 3 tane de H'si var, hidrojeni var. Hidroklorik asit diğer adı tuz ruhu. Bir tane hidrojen, bir tane de klor var yapısında arkadaşlar. Aşağıda bilen diyagramı uygun özellikleri yazarak tamamlayınız. Evet, elementler aynı cins atomlardan oluşmuştur. Sembolleriyle gösterilirler. Atomik veya molekül yapılı olabilirler. Bileşikler farklı cins atomlardan oluşmuştur. Formüllerle gösterilirler. Molekül veya iyonik yapılı olabilirler arkadaşlar. Aşağıdaki verilen elementlerin kullanım alanlarını yazınız. Evet. Cu yani bakır arkadaşlar. Bakır elektrik ve elektronik elektronik ürünlerde kullanılıyor. Kabloların içinde bakır teller var mesela genellikle. Demir arkadaşlar demir deyince aklına geliyor inşaat geliyor ve çelik sanayisi. Altın Au altın deyince zaten arkadaşlar neler geliyor gözümüzün önüne böyle külçe külçe altınlar geliyor. Çok para geliyor altın deyince. Yani süs ve ziynet eşyası aklımıza gelir kullanım alanları. Civa deyince de arkadaşlar termometrelerde civa kullanıyordu. Artık ama günümüzdeki termometrelerde civa kullanımı pek yaygın değildir. Aşağıda bazı maddelerin tanecik modelleri verilmiştir. Modellerin ait olduğu madde türlerini element bileşik altlarındaki boşluklara yazınız. Evet. Bu arkadaşlar dikkat ederseniz hepsi aynı cins. O zaman element Burada bakıyoruz arkadaşlar. Bakın iki farklı cins element bir araya gelmiş. O zaman bileşik. Burada hepsi aynı cins. O zaman nedir? Element. Buradakiler bakın farklı cins. Bileşik. Buradakiler farklı cins. Bileşik. Farklı cinsler var. Bileşik. Farklı cinsler var. Bileşik. Yine farklı cinsler var. Bu da bileşik arkadaşlar. Aşağıda verilen özelliklerin hangi saf maddeye ait olduğunu tablo üzerinde işaretleyiniz. Farklı tür atom içeren kimdi? Bileşikler. Sembollerle gösterilen elementler, formüllerle gösterilen bileşik, saf madde, her ikisi de saf madde, aynı tür atomlardan oluşan element, kimyasal yöntemlerle ayrıştırılanlar, bileşikler, atomik veya molekül yapılı olabilenler, elementler, daha basit maddelere ayrıştırılamazlar, elementler arkadaşlar. Aşağıda verilen bileşiklerin formüllerine bakarak altlarında istenilen bilgileri tamamlayınız diyor. Sodyum klorür yani NaCl arkadaşlar. Element sayısı burada iki tane element bir araya gelmiş. Toplam atom sayısı bir tane sodyum bir tane klor var iki tane yani. Oluşturan element de arkadaşlar kimle kim birleşmiş? Sodyum, Na yani ve Cl, klor arkadaşlar birleşmiş. Element sayısı burada H ve O yani hidrojen ve oksijen var. iki tane toplam atom sayısı arkadaşlar. H'den iki tane O'dan bir tane yani toplam üç tane oluşturan element hidrojen ve oksijen. Arkadaşlar evet bu da ch 3 coo bu da bir asittir arkadaşlar. Element sayısı C var, H var, O var. Kaç çeşit arkadaşlar? 3 çeşit. Toplam atom sayısı C'den bir tane burada var. Burada da C'den bir tane var. O'dan bir tane, O'dan bir tane, H'den bir tane. Arkadaşlar sayarsak 1 3 daha 4 5 6 7 8 tane atom var. Oluşturan elementler kimlerden? Karbon, hidrojen ve oksijen. Burada arkadaşlar C6H12O6 yani şeker. Element sayısı arkadaşlar 3 tane elementimiz var. Karbon, hidrojen, oksijen. Toplam atom sayısı 6, 12 daha 18, 6 daha 24. Oluşturan elementler karbon, hidrojen ve oksijen arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir hatam olduysa affola. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.